Ayrıntılarla karşınızdayız. UEFA Disiplin Kurulu Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin şike süreciyle ilgili başvurularını görüşmek üzere toplandı. Sayın seyirciler, Fenerbahçe sıfır tolerans ilkesi gereğince Trabzonspor'un da ceza almasını istiyor. Bordo Mavili kulüpse Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının alınmasını talep ediyor. Ayrıntıları almak üzere şimdi İsviçre'ye bağlanıyoruz. Telefon attığımızda gazeteci Resul Şahin Göz var. Sayın Şahin Göz. Evet, buyurun. Merhabalar efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? İlk önce onu dinleyelim. Evet, UEFA Disiplin Kurulu bugün toplanarak Trabzonspor'un ve Fenerbahçe Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili ve Sarı Lacivertlerin de Bordo Mavileri şikayetiyle ilgili kararını verecek. 3 Temmuz 2011'de Türkiye'de başlayan şike operasyonu ile ilgili UEFA bugün net bir karara varması bekleniyor. Olayın sonuca bağlanmaması sebebiyle konu hatırlatma gerekirse bir süre önce Trabzonspor tarafından UEFA ve FIFA'ya taşınmıştı. Fenerbahçe'de Trabzonspor UEFA'ya şikayet etmişti. UEFA müfettişi her iki dosyayla alakalı olarak birer rapor hazırlamıştı. Trabzonspor'un Fenerbahçe ile TFF'ye şikayet ettiği dosya ile Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a şikayet ettiği dosya disiplin kurulu üyelerince masaya yatırılacak. Az önce UEFA yetkilisiyle yapmış olduğum görüşmeye göre disiplin kurulu toplantısı başladı ve tüm gün süreceğini ifade ettiler. Çünkü sadece Trabzonspor ve Fenerbahçe olayı gündemde değil, başka gündemler de var UEFA disiplin kurulunun gündeminde. Kararın bu akşam, yarın ya da en geç pazartesi günü UEFA'nın disiplin konularıyla ilgili sitesinde yer alacağı ifade edildi. Bizler de yer alır almaz bilgilendirileceğiz ve daha detaylı bilgileri sizlere aktaracağız. Teşekkür ediyoruz Şahin Göz değerlendirmeleriniz için. Biz de TRT Spor ekranlarında UEFA'nın kararını an ve an seyircilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için yayınımıza.